Evet, değerli izleyenler, ahlak yoksa torpil vardır sloganıyla yola çıkan Yeniden Refah Partisi hakikaten 2024 yılı mahalli liderler yerel seçimlerinde büyük bir ivme kazandı, büyük bir ivme yakaladı. Evet, bizler de şu anda Afyonkarahisar merkezdeyiz. Yeniden Refah Partisi'nin belediye başkan adayı Sayın Avukat Şükrü Sarıdere'nin yanındayız. Öncelikle efendim başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Sizi tebrik ediyoruz. Şükrü Sarıdere kimdir efendim? Birazcık bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Şimdi öncelikle ben size teşekkür ederim. Özgür basın diyerek yola çıktınız. Bizi böyle konuk aldınız. Teşekkür ederim. Basın özgürlüğünüz daim olsun. Bu vasıtayla da önce dün kadınlar günümüzdü. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın anneler günü kutlu olsun. Akabinde yaklaşan Ramazan-ı Şerif ayımız var. Şimdiden de Ramazanlarınızı mübarek eylesin Rabbim, dualarınızı kabul eylesin. Şükrü Sarıdere kimdir diye soracak olursanız, Şükrü Sarıdere avukatlık mesleğini icra eden, bu mesleği de icra ederken biraz işi farklılaştıran, sanat hukuku alanında Türkiye'de hizmet veren bir ofisin sahibiyim. Bununla beraber Uluslararası Mevlana Vakfı mütevelli heyet üyesiyim. Mevlana Kültür ve Tanıtım Dünya Sorumlusuyum. Bununla alakalı Uluslararası Sanat Hukuku Derneği Başkanıyım. Kültür sanat faaliyetlerine Türkiye'mizde hem hukuki hem de sosyal manada iş yapmaya çalışan bir avukatım. Onun haricinde Afyonkarahisar merkez doğumluyum. Şu anda ofisimizin bulunduğu Saraçlar Çarşısı, Tuz Pazarı'nda doğdum, büyüdüm ve yetiştim. Sizlerden birisiyim. Bu vesileyle de rahmetli merhum Necmettin Erbakan'ımızın açmış olduğu bu yolda Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'la beraber bu işi sırtlandık ve milli görüş, adil düzen diyerek yola çıktık. Evet, biz de başarılar diliyoruz bu çok teşekkürler. Kutlu yolda. Genç bir kişisiniz, yani bir kişiliğiniz var, farklı bir yapınız var. Neden de Yeniden Refah Partisi'ni tercih ettiniz Şükrü Bey? Efendim, bunu da şöyle cevaplayayım. Şairlerden bir tanesi demiş ki, biz babamızdan ileri, doğacak çocuğumuzdan geriyiz. Şimdi ben belki tecrübe bakımından yaşça büyük olanların gerisinde olabilirim. Fakat gelişen tecrübeler, gelişen sosyal noktalar bakımından da ileri olduğum noktalar vardır. Biz işte tecrübelerle, bu bilgi birikimini, bu donanımı kullanarak bunu yapmak istiyoruz. Gençliğimizin bize vermiş olduğu dinamikliğimiz, vizyonerliğimiz elimizde. Ben şöyle söyleyeyim size, 90 dakikalık bir maçta 90 dakika koşabilecek kabiliyete sahip bir adayım. Peki, başarılar diliyoruz o zaman. Şükrü Bey sahadasınız, çalışıyorsunuz. Malum 2024 yılı mahalle liderler yerel seçimlerinde de sayılı günler kaldı. Yaklaşık evet. 21 günlük, 20 günlük, 2 günlük bir zaman dilimi içerisine girdik. Sahadaki teveccüh size karşı nasıl efendim? Efendim ben çok net bir şekilde söyleyebilirim ki Afyon halkı adil düzene tekrardan kucak açmış vaziyette. Biz bugün itibariyle değil, 10 gün öncesinden de ben bunu söylüyordum. Rabbim nasip ederse 1 Nisan sabahı hep beraber kalemize adil düzen bayrağını takacağız. Yani teveccühümüz fevkalade pazar yerlerinde tezgah arkasında çay içmeden bırakmıyorlar. Gittiğimiz kahvelerde insanlar okeylerini dağıtıyorlar. Teveccüh hat safhada. Çok iyi. Peki Şükrü Bey, Afyonkarahisar için düşündüğümüz projelerimiz neler? Biz gerçi duyduk 150'ye yakın projeniz olduğunuzu duyduk. Bunlardan önemli olanlarından bahsedebilir misiniz? Yani Afyonkarahisar'da gördüğünüz eksiklikler neler? Şunlar olursa daha iyi olur. Afyon'un vizyonu şu anlamda gelişir diyebileceğiz. Neler var efendim? Şimdi ben bu soruya şöyle cevap vermek istiyorum. Yapacaklarımdan ziyade aslında yapmayacaklarım daha önemli. Ben önce yapmayacaklarımla başlayayım. Başkanlığımız zamanında kırılan, dökülen, bozulan bir kaldırım olmadığı müddetçe bu Afyon'a kaldırım çalışması yapmak niyetinde değiliz. 3 ayda bir, 6 ayda bir, yılda bir kaldırım değişikliğinin karşısındayız. Trafik düzenini değiştirelim diye sabah kalktığımda da kavşak noktasını değiştirmek gibi bir karar da almayacağım. Veya kavşak noktalarındaki dekorasyonun değişikliğinin trafiğe katkı sağlayacağının düşüncesinde olan da bir insan değilim. Dolayısıyla bu tarz fuzuli işleri yapmak niyetinde değilim. Çünkü Afyonkarahisar'ımızın sokağa atacağı bir kuruş parası yok. Yapacaklarımız kısmında ise ben hatırlarsanız geçmiş genel seçimlerde yine Yeniden Refah Partimizden milletvekili adayıydım. Orada da söyledim ve Rabbim ömür verdiği müddetçe bunu söylemeye devam edeceğim. Afyonkarahisar'da doğan Afyonkarahisar'da doyacak. Dolayısıyla hep diyoruz biz Afyonkarahisar olarak domates, vişne, haşhaş, kiraz, efendime söyleyeyim bilimu, hayvani veya zirai ürünleri üreten ve dünyaya yediren bir şehiriz.
burada reklam olmasın. Anadolu Grubu'nun birçok zincir fast food zincirlerinin, restoranlarının patatesini biz Şuhut'tan karşılıyoruz. Dolayısıyla biz elimizdeki ham maddeyi mamul hale çevirebilen, istihdam yaratabileceğimiz akıllı yatırımların önünü açmak istiyoruz. Yine buradan seyircilerimiz hatırlayacak, biz bunları yapmaya çok uzak bir parti değiliz. Çünkü geçmişte bunu Afyon yüreğinden hissetti. Şeker fabrikasını Necmettin Erbakan açtı. Seka kağıt fabrikasını Necmettin Erbakan döneminde açıldı. Dolayısıyla biz domatesimizi salça yapabilen, sos yapabilen, salatalığımızı turşuya dönüştürebilen, patatesimizi patates cipse dönüştürebilen fabrikalar açmak istiyoruz. Bakın bunlar bugün basit şeyler gibi görünüyor olabilir. Fakat bir patates cipsini 40 gramlık bir paketinin 40 liraya satıldığını düşünün bugün mağazalarda. Buradaki katma değeri düşünebiliyor musunuz? Peki buradaki halkımız niye bu katma değerden faydalanmasın? Bunu düşünüyoruz. Mamul ham maddemizi mamul hale dönüştürerek istihdam yaratmayı düşünüyoruz. Çünkü güçlü bir Türkiye kendi üretimleriyle kendi kendine yetebilen bir Türkiye'dir. Dolayısıyla yine hatırlarsınız Afyonkarahisar'da bir mezbahamız vardı. Bunu kapattık. Biz bu mezbahayı geliştirerek et entegre tesisini ekleyerek affedersiniz canlı hayvanın bir ucundan girip parçalanıp paketlenip tekrardan satışa sunulabilecek bir kombine üretmek istiyoruz. Bununla beraber de bakın buradan taahhüt ediyorum. 2024 senesi sonuna kadar kıymayı Afyonkarahisarlı hemşehrilerimize 250 Türk lirasından yedireceğiz. Mandıramızı açacağız. Afyonkarahisar Belediyesi olarak bir mandıra açacağız. Şimdi şunu soruyor olabilirsiniz. Ya Şükrü Bey, belediyenin işe mandıra açmak mı, kesimhane açmak mı veya bu tarz fabrikasyon işlerle ilgilenmek mi? Evet, bugünün Türkiye'sinin şartlarında bir belediye bu tarz işlemleri yapmak mecburiyetinde. Sosyal belediyecilik anlayışı tabii. Pek tabii. Bugün bakın siz de ilkokulda gördünüz, ben de ilkokulda gördüm. Şu anda okutuluyor mu bilmiyorum. Şöyle bir ifade geçer hayat bilgisi dersinde. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi kendine yetebilen tarım ve hayvancılık ülkesidir. Biz samanı ithal ediyoruz. Bunları konuşmanın lüzumu yok. Bunu halkımız zaten biliyor. Dolayısıyla sosyal belediyeciliği biz yeniden Refah Partimizle beraber tekrardan ülkemize taşlandırmak istiyoruz. Çünkü biz sosyal belediyecilik anlayışına çok uzak bir ülke değiliz. Zaten 94'te biz bunu ülkemizde yaptık. Onun haricinde bakınız evlerimizde su yaşamdır diyoruz. Hepimiz su içiyoruz, su kullanıyoruz. Kütahya'dan, Eskişehir'den, çevre illerden su getiriyoruz buraya. Bizim suyumuz yok Afyonkarahisar'da. Kütahya'dan buraya gelen bir kamyon suyun maliyeti 20 bin Türk lirası, navluna 10 bin Türk lirası. Yani dolayısıyla bizim Tınaztepe suyumuz var, bizim Kışlacık suyumuz var, bizim efendime söyleyeyim Kadınana suyumuz var ve bunu da şuradan söyleyeyim. Kadınana suyu tescilli olarak marka hakları bize aittir. Şimdi bazı adaylar da Kadınana suyunu yapacağız vesaire diyorlar da hukuken böyle bir şey mümkün değil çünkü isim hakları bana ait. Ama bunu da şuradan söyleyeyim, biz seçileceğiz. Seçilmediğimizde varsaysak bile hangi başkanımız olursa olsun gelsin markamızı biz Afyon'umuza verelim. Biz suyumuzu bilerek, içinde ne olduğunu, pH dengesini bilerek tekrardan Afyon halkımıza sunmak istiyoruz. Bunun haricinde, bakınız, Afyonkarahisar bir kavşak bölgesi. Buraya şehir içinden, şehir dışından, ülke genelinden ve yurt dışından ciddi insan akımının olduğu bir alandayız biz. Biz belediye bünyesinde fuar ve festival şirketi kurmak istiyoruz. Niye böyle bir şirket kurmak istiyoruz? Fuar ve festivaller İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan şirketlerce yapılabilir. Elini kolunu sallayan bir insan ben fuar açacağım diye bir şey yapamaz. Biz dolayısıyla fuar ve festival şirketini belediyemiz bünyesinde bir şirket halinde açmak ve yılda 10 tane gelenekselleştirilmiş fuar yapmak istiyoruz. Neden o? İlla bu onunla da sınırlı olmasına lüzum yok. Ramazan ayına gireceğiz. Ramazan ayında biz organik gıda fuarı yapmak istiyoruz. Fakat bildiğimiz manada bir organik gıda fuarı değil. Şimdi atıyorum Antep günleri diyoruz. Gelen esnafın hiçbir Antep'te değil. Oraya yazmışlar kilosu şöyle düzeltiyorum. Tabelada 250 TL yazıyor. Emeklimiz de kilosu 250 TL zannediyor. Üzerine küçükçe yazmışlar. 250 gramı 250 TL. Bu iş haddini aştı. Biz bunu belediyemiz bünyesinde halkımıza uygun bir şekilde bir organik gıda fuarı yapmak istiyoruz. Biz mermerin başkentiyiz. Burada 3-4 tane daha yeni oluşmaya başlayan mermer fuarını, mermer çalıştayını geleneksel haline ve ayakları üzerine duran sağlam bir şekilde yapmak. Bunu da Şubat ayında yapacağız. Yani mermer sektörünün yeni açılmaya başladığı zaman da burada bir mermercilik fuarı yapmak istiyoruz. Bunun gibi 10 tane işte kışa girerken sezon başı fuarı, efendim sezon biterken depoları boşaltıyoruz fuarı, okul
okul sezonunda okul eşyaları ve kırtasiye fuarı gibi gibi halkımızı refaha erdirebilecek fuarlar yapmak istiyoruz. Yine bir belediye başkanının asli vazifelerinden bir tanesi de belediye bünyesinde bulunan, yani şehir içinde bulunan tüm halkından sorumluluğudur. Şimdi tüm Türkiye'de bu böyle. Artık evlenecek çiftler bir değil bin kere düşünmekte. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlardan dolayı. Şayet benim belediyemde bir çift evlenmek için düşünüyorsa ve ekonomik şartlardan dolayı evlenemiyorsa ben mesulüm. Ben bu zihniyetteyim. Biz ne yapacağız? Yeni evlenen çiftlere, yeni evlenecek olan çiftlere 200 bin TL'lik geri ödemeli kredi vereceğiz. Ve bu krediyi faizsiz vereceğiz. Bunun haricinde hem evlenen çiftlerimiz hem emeklilerimiz ön planda olmak üzere bir ev projemiz var. Bu ev projemizin ismini de buradan duyuruyorum. Bel konut projeleri. Bunu nasıl yapacağız? Şehrimizin merkezine 10 kilometre mesafede belediyemize ait arsa değerleri çok düşük olan arsalarımız var. Burada biner metrekarelik arsaları böleceğiz. Her 1000 metrekare alan üzerine 250'şer metrekarelik bölümler yapacağız. Yani 1 metrekare, 1000 metrekare 4 yerimiz olacak. Bu 250'şer metrekarelik yerlere ise 100 metrekarelik evler inşa edeceğiz. Tek katlı. Ve bu evlerimizi halkımıza 1 milyon 250 bin TL'ye vereceğiz. Yanlış duymadınız. Sadece 1 milyon 250 bin TL. Bunu nasıl alacağız? Şakır, 1 milyon 250 bin TL de değil. 250 bin TL'yi bugün vereceksiniz. Biz de size tapudan bugün teslimini yapacağız. Geri kalan 1 milyonunu ise 60 ayda 16.666 TL ile ödemesini yapacaksınız. Bu faizsiz değil mi? Faiz yok. Bizim partimizde adil düzende faiz diye bir şey biz saymıyoruz. Faiz nasıl da demiyoruz. Bizim için faiz kesinlikle yoktur. Bunları 1 milyon 250 bin TL'ye yapacağız ve öncelikle bir yıl içerisinde yeni evlenen çiftlere vereceğiz. Akabinde 65 yaş üzeri emekleri hiç evi olmayan insanlara vereceğiz. Bunların neticesinde yine hiç evi yok, kurağa çıkanlara bunu vereceğiz. Bu memlekette evi olmayan bir insan kalmayacak. Niye diyeceksiniz ya Şükrü, evsiz insanlarla senin ne işin var? Bakın ben size çok net bir şey söyleyeyim. Biz çok uzaklaştık belki ama barınma ihtiyacı anayasal bir haktır. Ve bir belediye başkanının anayasal hakka en başta saygı duyması gerekir. Bel konut evlerimiz de bu şekilde. Siz yine soru sormak isterseniz beni kesin. Bel konut evlerini demişken burada biraz önce sohbet esnasında, yani programa başlamadan önce saman ev galiba. Evet. Bunun ham maddesi nedir? Nasıl? Biraz açayım. Şimdi bunu ilk başkentçi yere daha söyledim. Ya dediler ki 1 milyon 250 bin liraya bu fiyatlarla nasıl yapacaksın? Olayı var. İskandinav ülkeleri, Norveç, İsveç. Ben İtalya'dan başladım. Norveç'e kadar Avrupa demir yoluyla seyahat ettim. Burada da gözlem yapma şansında bulundum. Şimdi orada bakın İskandinav ülkeleri Afyon iklim şartlarından çok daha sert iklim bölgeleridir. Burada insanlar devlet yardımıyla saman evler yapıyorlar. Saman ev demişken de balyalar bu şekilde değil. Hatırlarsınız, bize de uzak bir şey değil. Dedelerimiz hep kerpiç evlerde yaşadılar. Evet. Bu samanları sıkıştırıyorlar. Üzerine poliüretan benzeri bir sıvıyla bu sıkıştırılmış tuğlaların üzerine bu sıvıyı sıkıyorlar ve ısı yalıtımını sağlıyorlar. Hem nefes alabilen bir tabii ki de. Şey. Bakın şimdi bir araştırma yapılmış. İçinde bulunduğumuz bu gibi betonarme binalarda yaşanan insan sayısıyla kerpiç binalarda yaşayan insan sayısına ve bunların astım, bronşit, nefes darlığı veya akciğer problemlerini köfeye koymuşlar. Emin olun kerpiç evde yaşayanlara göre %77.6 nefes darlığı çekme kabiliyetleri artıyor. Biz nefes alan evler yapacağız. Biz Türk mimarisine uygun evler yapacağız. Biz yatay yerleşime uygun evler yapacağız. Bakın bundan neredeyse tam bir sene önce asrın felaketini yaşadık. Kaç tane canımızın gittiği halen daha meçhul. 6 Şubat depremi. Bugün Afyonkarahisar'da deprem olamaz diyecek kimse yok aramızda. Geçen daha buradaydım. Bundan bir buçuk hafta önce bir ziyaretteydim. Deprem oldu. Bakabilirsiniz oradan. Deprem oldu. Yine geçenlerde deprem oldu. Deprem hayatımızın gerçeği. Afyonkarahisar'da birinci derece deprem bölgesi. Yine depremle alakalı bir projem var. En son bunu anlatacağım. Saman evleri. Hazır yeri gelmişken şöyle sorabiliriz. Kentsel dönüşüm olduğunu biliyorsunuz. Siz evet. Yani ülke çapında bir hükümetimizin bir programı var kentsel dönüşümle alakalı. Afyon'da siz nasıl bir kentsel dönüşüm planlıyorsunuz? Böyle bir şey var mı? Efendim, programımızda efendim. Programımızda kesinlikle bu var. Biz madem geri gelmişken bunu da ekleyeyim. Biz belediye başkanlığımız döneminde Afyonkarahisar'ı doğal afetlere hazır vaziyete getirmek istiyoruz. Evet. Bu bir belediye başkanının şu anda her şeyden elzem vaziyeti. Bakın
Burada yaşayan nüfusumuzun sadece biri bile bir depremden vefat etse biz bunun hakkını ödeyemeyiz. Siz onu orada, efendime söyleyeyim, meçhul, betondan mı çalınmış, kolondan mı kesilmiş, ne oldu meçhul evlerde yaşamaya mecbur bırakırsanız, bu sizin sorumluluğunuzda olan bir meseledir. Biz kentsel dönüşüm yapacağız. Fakat bunu yaparken rantsal dönüşümü yapmayacağız. Şimdi, Mısri mahallemizdeki sorunları zaten biliyoruz. Burada kentsel dönüşüm adı altında Afyonkarahisar'ımızın yerli 250 yıllık, 150 yıllık, 100 yıllık dedelerinin, babalarının, ceddilerinin para verip aldığı, çocuk yetiştirdiği, kız gelin ettiği, oğlan damat ettiği evlerini alacağız kentsel dönüşümden ve ne olduğu bilinmeyen bir ummana sevk edeceğiz. Böyle bir şey bizim belediyecilik anlayışımızda kesinlikle yok. Dediniz ya biraz önce sosyal belediyecilik. Bir fedakarlık yapması gereken taraf varsa belediye yapacak bunu. Şimdi siz oradan çıkartacağınız insanların nerede yaşayacaklarını hazır hale getirmeden oraya kentsel dönüşüm sokarsanız bu sosyal belediyecilik anlayışına kesinlikle uygun değildir. Mısri mahallemizdeki sorunu biz başkanlığımızla başladığımız dönemden itibaren 60 gün içerisinde çözeceğiz. Ve bunu çözerken de şöyle yapacağız. Belediyenin fedakarlığıyla yapacağız. Şimdi orada 3+1 evi var adamın. Biz diyoruz ki 1+1 ev verelim veya 700 bin lira para verelim. Yahu bugün Afyonkarahisar'ın şartlarında 700 bin lirayı nereden ev alacaksınız? Alamazsınız. Öncelikle bu adamların yerlerini hazırlayacağız. Fedakarlığı biz yaptığımız vaziyette o Mısri mahallemizde kentsel dönüşüm sorununu ortadan kaldıracağız. Ve buradan mutlu ayrılacaklar. Buradaki yaşayan hemşehrilerimiz benim yanıma sadece kahve içmeye ve teşekkür etmeye gelecekler. Taahhüt ediyorum. Sadece Mısri mahallesi değil, birinci sanayi sitesi, ikinci belediye şehir çarşısı. Bakın ikinci belediye şehir çarşısında bir sürü esnafımız var. Bir sürü tacirimiz var. Halen daha paralarını alamadılar. Halen daha mülklerini alamadılar. Yahu biz bu adamların paralarını kefen parası olarak mı vereceğiz? Bunları biz çözmek istiyoruz. Ama çözerken de fedakarlığı belediyenin yapmış oldu. Yani para paraya. Belediyedeki raiç bedelle beraber değil. Raiç bedel bildirim fiyatından. Yani bağımsız bir bilirkişi gelecek. Senin buradaki dükkanın bu para. Bu para kardeşim, buyur. Allah razı olsun diyecek. Allah belasını versin diye ayrılmayacak. Biz rızaya muktedir bir belediye başkanlığı yapmak istiyoruz. Deprem kısmına geleyim, burayı tamamen komple bitirmiş olalım. Şimdi sevgili hemşehrilerim, biliyorsunuz Afyonkarahisar dediğimiz gibi Türkiye'nin tam orta noktasında ve birinci derece deprem kuşağında olan bir ilimiz. Biz Afyon'u biraz önce dediğim gibi depreme hazır bir hale getireceğiz. Ama sadece Afyonkarahisar'ın kendi konutlarını değil, çevre illerde ve tüm Türkiye'deki depreme hazırlıklı bir üs haline getirmek istiyoruz burayı. Bakın bizim askeri havalimanımız var. En büyük kargo uçaklarının dahi inebileceği spesifik bir havalimanı. Biz hem karayollarımızı hem de hava yollarımızı deprem için hazır hale getireceğiz. Bunun haricinde hemen yine ilk ayımızda yapacağımız bir konteyner inşa merkezi oluşturacağız belediyemizde. Ve 20 bin kişinin yaşayabileceği Afyon'umuzun etrafında yerler tespitini yapıp buranın kanalizasyon sistemlerini daha bugünden ayarlayıp depremi beklemeden, AFAD'ı beklemeden veya efendime söyleyeyim Meksika'dan gelecek kurtarıcı köpeği beklemeden biz kendimiz hazır hale gelip bu işi Allah göstermesin tabi hazır olmak istiyoruz. Biz yine Afyonkarahisar'ımızı arama kurtarma köpeği yetiştirebilen bir alan yapmak istiyoruz. Ve bunu sadece Afyon Belediye'mizde değil, diğer tüm belediyelerimizde bu köpeklerimizden ikişer tane hediye edip yollamak istiyoruz. Patilicanlarımızı yok sayamayız. 5 tane radar baz istasyonu kuracağız. Birisini Akdağ'a, birisini Şuhut'taki radar istasyonumuza, birini Köroğlu beline, birini Sultan Dağı'na, bir tanesi de mobil olarak belediyemizde bulunacak. Telefonlar çekmiyor çünkü depremden sonra. Biz Allah göstermesin, tekrar söylüyorum, deprem olduğu anda ulaşamamazlık gibi bir durum değil. Hemen ulaşacağız. Büyük iş makinalarıyla çalışan esnafımızdan, tüccarımızdan envanter listelerimizi daha bugünden alacağız. Bütün belediye personelimize deprem ve doğal afet eğitimini vereceğiz. Ve çadır dikimi, bunların kader mahkumlarımızla beraber çalışıp Adalet Bakanlığımızla çadır dikimine şimdiden başlayacağız. Sadece Afyonkarahisar için değil, Allah göstermesin yine söylüyorum, Erzincan'da bir deprem olduğu zaman biz Afyonkarahisar Belediyesi olarak oradaki vatandaşlarımıza da hizmet verir hale getireceğiz bu memleketi. Deprem olayımız bu şekilde. Diğer projelerimizden bahsedecek olsak efendim, diğer projelerimiz neler mesela? Afyon'da gördüğümüz eksiklikler üzerine konuşuyoruz malum. Efendim yine ben şunu örnek vereyim. Bakın ben size açık ve net söyleyeyim. Ben size öyle mega projelerle veya vizyon projeleriyle öyle şeylerle gelmedim. Ben gerçekten beraber yapabileceğiniz, gerçekten bu memleketin faydasına olacak basit şeyleri yapabilme arzusundayım. Bu
basit şeyleri biz niyeyse yıllardır yapmıyoruz çünkü. Bakın hemen buradan uzağa gitmeyelim. Yoncaaltı Camii'nin arkasına gidelim. Hatırlarsanız orada sebze meyve halimiz vardı bizim. Aynı partinin bir belediye başkanı tarafından burada sebze meyve halini yıkacağız dendi, yıkıldı. Aynı partinin bir başka belediye başkanı tarafından tekrar inşa edildi. Aynı partinin bir başka belediye başkanı tarafından bu yeni yapılan yer tekrar yıkıldı. Aynı belediye başkanının zamanında tekrar yapıldı. Şu anda hala boş. Yıktık, yaptık. Yıktık, yaptık. Bu yıkma yapma işleminin bugünkü değeriyle parası 300 milyon Türk lirası. Yani bir türlü dikiş tutma diyorsunuz. Yani tutmadı hala efendim. Kullanılmıyor. Tutmadı, kullanılmıyor. Evet. Ve 300 milyon Türk lirası bizim paranın cebimizden çıktı. Hakikaten de öyle yani. Orası şu anda hala altın konumda. Yani bitmiş binalar. Dün oradaydım, boş. Dün oradaydım. Bunu da geçtim. Bakın 300 milyonu da geçtim hadi. Evet. Sağında ve solundaki orada pideci var, manav var, efendim zahireci var, o var, bu var, şu var. Bunlar bu yıkım yapım yani 20 yıllık süreçte tozun toprağın altında belki siltah yapamadıkları gün oldu. Bu rakam 300 milyon Türk lirasından çok daha fazla. Biz bunu yapmayacağız. Yani Afyon'un sıkıntısı varsa işte orada büyük ciddi bir sıkıntı var. Ben size teleferik yapalım diye, teleferi de yapabiliriz ihtiyacımız varsa. Eğer bize bir katkısı varsa bunu yapalım. Ama orada bizim daha büyük sıkıntılarımız var. Biz bunu görmüyoruz. Tuz pazarı burası ya. Afyonkarahisar'ın ticaret hepimizin burada. Ya dedesi oradan alışveriş yapmıştır, ya babası orada esnaftır, ya da gelinlik kızımız oradan çeyiz düzmüştür. Bu kadar burnumuzun dibindeki bir yer. Biz yine her zaman şunu söylüyoruz, Afyonkarahisar kendi kendine yetebilen bir şehir olmak mecburiyetinde. Bununla alakalı da öncelikle kamu binalarımız başta olmak üzere güneş enerjisi sistemlerimizi kurmak istiyoruz. Pazar yerlerimizin çatılarına güneş enerji sistemlerimizi kurmak istiyoruz. Ve yağmur suyunu toplayabilen evler yapmak istiyoruz. Toplayabilen kamu daireleri yapmak istiyoruz. Dünyamızdaki zaten ham madde kısıtlı. Biz de bunlara aksın gitsin. Efendime söyleyeyim yok olsun olarak hiç görmezden geliyoruz. Bunlar olmayacak bizim belediyeciliğimiz döneminde. Çünkü harcadığımız fazla bir elektrik bizim cebimizden çıkıyor. Rabbim vermiş. Güneş her gün doğuyor çok şükür. Her gün yağmur yağdığı aylarımız oluyor. Niye toplamıyoruz? Toplayacağız. Dolayısıyla kendi kendine yetebilen, doğduğun yerde doyabileceğin bir Afyonkarahisar hedefimiz var. Yine başka bir projemiz bugün tüm Türkiye'de. Özellikle de Afyonkarahisar gibi Anadolu şehirlerinde çok dertli bir kesim var. Kim bunlar? Emekliler. Emekliler. Doğru. Bakın ben çok açık ve net söylüyorum. Eğer biz bugün burada rahat bir şekilde sırtımızı arkaya yaslayabiliyorsak, dedemizin, babamızın, atamızın çalışıp emekli olması sayesinde biz bugün buradayız. Bu adamlar 30 yılların, 35 yılların, 20 yılların, 25 yıllarını çalıştılar ve bugün 10 bin lira gibi bir kiraya bile tekabül etmeyecek rakamlarla emekli maaşı alıyorlar. Ha ben hükümet değilim. Ben Afyonkarahisar Belediyesi Başkanı adayıyım. Ben ne yapabilirim? Sizin emeklilik maaşınızı arttıracağım diye bir taahhütte bulunmam olmaz. Ben ne yapacağım? Refah kart çıkartacağız. Ve bu refah kart emeklilerde 2500 TL limiti olacak. Bu 2500 TL limit ile belediyemize ait olan mezbahamızda üretilen kıymayı 250 TL'ye alabilecek. Belediyemize ait bel kopumuzdaki mandıradan 25 Türk lirasına sütünü pastörize halde alıp içebilecek. Efendim söyleyeyim, ekmeğini o 2500 liralık kartla alıp içebilecek. Ulaşımı ücretsiz hale getirebileceğiz. Biz emeklinin içinde bulunduğu konumla ancak cebine giren parasını ben bereketlendirirsem onları refaha ulaştırabilirim. Yine emeklilerimize şöyle bir taahhüdüm var. Belediyemize ait otelimizde, zaten bu otelimizin de kontenjanını arttıracağız ve bir konsept otel haline getirmek istiyoruz. Her sene bakın bir seneye mahsus değil, her sene iki gece ücretsiz konaklama imkanı sağlayacağız. Her emeklimize. Yahu sıcak suyumuz var. Bu adamlar Afyonkarahisarlı, bu teyzelerim Afyonkarahisarlı. Bu imkandan neden faydalanmış? Bu imkansızlıklarla romatizmaları için Gazlıgöl'den veya Afyon'un suyundan faydalanamıyor. Maalesef. Faydalanacaklar. Çünkü biz gerçek bir sosyal belediyecilik yapacağız. Yine hep söylüyorum, herkes de bunu biliyor. Afyonkarahisar kavşak noktada. Buradan binlerce ağır vasıt aracı Afyon'dan geçmekte. Biz mevcut bir kamyon garajımız var. Fakat burası harbi bir garaj. Biz ne yapacağız? Biz bir tır parkuru ve uyku istasyonu kuracağız. 500 bin metrekare alana tel örgülerle çevrili, aydınlatılması yapılmış, kameralarla gözetlenebilen, yani mazotum çalındı mı derdi olmaksızın bir alan yapacağız. Şoförümüz içeri girdi.
güvenliklerle tespitini yaptık. Bu araç burada. İçinde 60 kişinin yatabileceği bir otel konseptinde konaklama alanının olduğu, restoranının olduğu, brandası yırtıksa brandasını tamir ettirebileceği bir atölyesinin olduğu, araç sarf malzemelerini alabildiği, efendime söyleyeyim aracını yıkattırabildiği, yağ bakımını, su bakımını baktırabildiği bir kompleks alan yapmak istiyoruz. Buraya aracını girdi şoför, istavu etti, kafasını vurdu, yattı. Sabah kahvaltısını doyurdu, aracının brandasını yaptı, yıkadı, defah bir şekilde yoluna devam edecek. Sadece bir yerde de olmayacak bu. Daha küçüklerinde İsçehisar'a bir uyku istasyonu yapacağız. Küçük cep. Emirdağ'a bir uyku istasyonu yapacağız. Sandıklı'ya ve Başmakçı'ya da bir uyku istasyonu yapacağız. Şöyle çok önemli bir konu aslında. Mesela biz görüyoruz zaman zaman Afyonkarahisar'ın birçok mahallesinde olur olmaz yerlere kamyonlar, işte taşıma araçları tırlar park halinde park ediyorlar ister istemez. Kimse yani şu ana bakıyoruz kimse de bunlara müdahale etmiyor hakikaten. Hem trafiği tehlikeye sokuyorlar hem de yol daralıyor bir şekilde. Bu aslında önemli bir konu. Evet. Yani gerçekten biz bizzat yaşıyoruz, görüyoruz bunları. Birçok mahallede de hatta bununla ilgili haberler de yaptık. Maalesef hiçbir şeye kavuşmadı. Bu tabii nasıl olacak efendim? Ücretli mi olacak, ücretsiz mi olacak yine? Belli bir ücreti olacak tabii ama bu bir kar amacı güden bir yer değil. Evet. Yani atıyorum bunu özel sektörde böyle bir şey olmaya kalksaydı belki gecesini 400 liradan, 500 liradan konaklanabilecekti. Biz 150-200 lirayı bunu konaklatabileceğiz orada. Evet. Efendime söyleyeyim, bir çorbasını normalde başka bir yerde dinlenme tesisinde 200 lira, 100 lira, 150 lira içebilecekken burada bir tandır çorbasını, bir keşkeğini 100 liraya yiyebilecek. Bu onun hakkı. Çünkü niye? 6 saat, 7 saat, 9 saat durmaksızın yol yapıyor bu adam. Yani bu bir özel turistik bir araç değil. Bu adam zaten ekmeğini çıkartmaya çalışıyor. Evladını da o parayla okutmaya çalışan bir adam. Dolayısıyla belediye onların yanında olacak. Çünkü Afyonkarahisar'ı biz bir lojistik merkezi haline getirmek istiyoruz. Herkesin ağzına laf. Afyon Türkiye'nin ortasında. Yahu ortasında da sen ne yaptın bugüne kadar? Biz bir lojistik merkezi haline geleceğiz. Bir diğer projemiz, belediyemize ait zaten bir çöp bertaraf tesisimiz var. Biz buna ek olarak bir ayrıştırma tesisi kurmak istiyoruz. Yani çöpten altın çıkartmak istiyoruz. Ha altın derken bildiğimiz altın değil. Yani kartonumuzu, kağıdımızı, metalimizi, alüminyumumuzu, camımızı veya işte doğal atığımızı ayrıştırabilen ve bunları geri dönüşüme katılabilen sadece ve sadece belediyenin bünyesinde olan ve Afyonluların çalıştığı bir ayrıştırma tesisini Afyonkarahisar'ımıza hediye etmek istiyoruz. Her zaman söylüyorum, dünyanın kaynakları sınırlı. Aldım şişeyi diktim, içtim, maden suyunu yere attım diye bir şey yok. Diğer bütün 18 ilçemizden, diğer belde ve köylerimizden gelen çöp araçlarını bu bertaraf tesisinde ayrıştıracağız ve geri dönüşeceğiz. Belediyemize bir gelir elde edeceğiz. Bunu tabii Afyonkarahisar için tekrar başka projelerimizde kullanacağız. Demiştim zaten, birinci sanayi sitesi Mısri, ikinci belediye şehir çarşısını 1 Nisan'ın itibaren 60 gün sayacağız. 60 gün içerisinde ben bunu çözeceğim. Ve fedakarlığı belediye yapacak. Diğer projemize gelirsek, Afyonkarahisar'da bizim yıllardır uğraştığımız, yapılamayan, bitmeye bir zafer müzesi var. Ama yol kenarlarına yazmayı çok iyi biliyoruz. Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklardasınız. Ya kazandık, kazandık da Atatürk'ün yönettiği yeri daha açamadık. Biz bunu 30 Ağustos'a yetiştireceğiz. Lamıcımı yok. 30 Ağustos'a Zafer Meydanı ve Zafer Müzesi açılacak. Ve yine Zafer Meydanı'na alakalı ben size bir şey söyleyeyim. Burası Afyon'un tam ortasında bir yer. Biz diyoruz ki mermer başkentiyiz. Biz doğal güzellikleriyle münferi bir şehiriz. Dün Zafer Meydanı'ndaydım. Ne biz mermerimizi sergileyebildiğimiz bir alan yapabilmişiz, ne de yeşil olan bir yer yapabilmişiz. Orayı betonla genişletebiliyoruz ama Zafer Müzesi'ni yapamıyoruz. Zafer Müzesi'ni yetiştireceğiz ve Zafer Meydanı'nı gerektiği gibi şehir amaçlarına uygun yeşil bir alan haline getireceğiz. Ve Zafer Meydanı ile belediyenin arasındaki alana da Büyük Türk Devletleri'nin yani bugüne kadar bize bu sermayeyi getiren olan Türk Devletleri'nin anma anıtını ve rölyefini oraya hediye edeceğiz inşallah. Restorasyon konusuna geleyim müsaadeniz olursa. Uzun Çarşı hakikaten bir belediye başkanı adayı olarak söyleyeyim. Çok güzel oldu. Doğruya doğru eğriye eğri demesini bilen bir partiyiz biz. Uzun Çarşı hakikaten Afyon için güzel bir kazanım. Sayın Mehmet Zeybek Başkanıma buradan bu konu için çok teşekkür ediyorum. Fakat bu Uzun Çarşı Afyon'umuz için yeterli bir restorasyon projesi değil. Hani dedim ya ben bu sokakta bu çarşıda büyüdüm diye. Biz Uzun Çarşı'da Zeybek Başkanımın başlatmış olduğu süreci
Saraçlar Çarşısı, Tuz Pazarı Çarşısı, Köprübaşı, Ayakkabıcılar Çarşısı, Küçük Demirciler için Kasaplar Çarşısı, Kadınlar Pazarı, Gevur Hamamı, oradan da kalemizin burçlarına kadar gelen bir kültürel ve ticari bir yol haline getirmek istiyoruz. Ya bakın, Afyonkarahisar geçmişte İstanbul'un et ihtiyacının %45'ini tek başına karşılayabilen bir ildi. Bu memlekette yaşayanların ya dedesi kasaptır, ya dedesinin babası kasaptır, ya da ailesinin bir ferdi kasaptır. Kasaplar Çarşısı'na gittiniz mi? Gittim, biliyorum. Ne halde? Maalesef yıllardır aynı halde duruyor. Hiçbir değişiklik yok. Kendi kendine yok olmasını bekliyoruz biz herhalde oranın. Biz orayı restore edeceğiz ve oraya bir sucuk müzesini Afyon'a kazandıracağız. Sucuğun başkenti. Şimdi bu benim kırmızı çizgim. Her yerde söylüyorum. Kayserililer diyor ki sucuk bize ait. Tabii öyle derler. Çünkü ağızlarını biz açtırıyoruz. Senin daha sucuk müzen yok. Sen daha kasaplar içine sahip çıkamamışsın. Ve sucuk konusu gelmişken ben size şöyle bir müjde de vereyim. Nasip olursa başkanlığı aldığımız zamanın itibaren bir sucuk festivali yapacağız. Ve bunu her sene geleneksel hale getireceğiz. Ve ne yapacağız biliyor musunuz? Fuar alanından başlayacağız. Yeni belediyem, pardon Şuhut Kavşanı'ndan başlayacağız. Fuar alanımıza kadar bir mangal yakacağız. Sucuk kızartacağız burada. Guinness Rekorlar kitabını da getireceğiz. Dünyanın en uzun sucuk mangalını yakacağız. Nasıl ki Karadeniz'de Hamsi Festivali hangi yapılıyorsa. Bunun yani aynısını burada yapacağız. Afyon'da da iyi olmasın değil mi? Yapacağız. Başka alternatifi yok. Ve Kayseri mi, Afyon mu tartışmasını dünya döndüğü müddetçe ortadan kaldıracağız. Pastırma satabilirler. Ama sucuğun merkezi Afyonkarahisar'dır. Dediğim gibi Saraçlar, Tuz Pazarı, Köprübaşı, Ayakkabıcılar Çarşısı, Küçük Demirciler, Kurra Camii, Yukarı Pazar, Kasaplar Çarşısı, Çavuşbaş ve Kale sahipsiz değildir. Atıl halde kesinlikle bırakamayız çünkü burası Afyon'un şah damarı. Dediğim gibi bir ikincisi diğer bir konuya gelin. Biz Afyonkarahisar'ı bir küçük belediye olarak görmüyoruz. Bugün bütün adaylar bu şekilde vaatlerde bulunuyor. Ben Afyonkarahisar'ı büyük şehir olarak görüyorum. Sayın milletvekilimiz zaten bununla alakalı önergeyi verdi. Diğer milletvekillerimize destek olursa, biz nasip olursa önümüzdeki dönemde büyük şehiriz. Dolayısıyla diğer bizim ilçelerimizden de biz mesulüz. Biz abi belediyeyiz. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Termal'in başkentiyiz diye İstanbul yoluna yazdık. Çekya'da yani Çek Cumhuriyeti'nde Karlovero dediğimiz bir muhit var. Şehirden küçük, kasabadan biraz büyük. Yıllık giden turist, Afyon'a gelen turistten daha fazla bir kasabada. Buranın ne özelliği var? Buranın termal suyu öne çıkmış. Ülkemizin banisi Gazi Mustafa Paşa da Atatürk'ümüzde orada romatizmalarla alakalı tedavi gördü. Bizim Gazlı Gölümüz var ve su değerlerimiz çok daha fazlasında. Gazlı Gölü'nün ne halde olduğunu ben size söylemeyeceğim. Çünkü kendimiz biliyoruz. Biz nasip olsa ilk uluslararası seyahatimizi Karlovero'ya yapacağız. Ve Karlovero'yla kardeş şehir olacağız. Fakat diğer kardeş şehirlerimiz gibi 10 yılda gittiğimiz bir yer değil. Şimdi ben Filli Kavşağı biliyorum. Hamın nerede olduğunu biliyorum ama hamla biz ne yaptığımızı ben bilmiyorum. Gerçekten Karlovero ile Gazlı Gölü kardeş şehir yapacağız. Bakın Gazlı Gölü 3000 turistin fazla gelmesi, evet dünya için küçük bir şey olabilir ama Afyon için büyük bir ticari hamledir. Dediğim gibi Karlovero'yu kardeş şehrimiz yapacağız ve Gazlı Gölü yani termalimizi hakikaten Afyon için başkent haline getireceğiz dünyada. Bir diğer meselemiz, en başında söylediğim gibi ben ütopik veya şöyle böyle büyük projelerim geldim demedim. Burada yapılmaz, işte burada duran şeylerimiz var. Biz bunu yapmıyoruz, parlatmıyoruz. Biz bunları yapacağız, hep beraber yapacağız. Çanakkale filmimiz var. Zaferimizin kazanıldığı yerin filmi var. Kurtuluş Savaşı'nın filmi var. Fakat bunlarla aynı dönemde aşağı yukarı biz burada bir savaş daha verdik. Cumhuriyetimizi kazandığımız yer. Burada bir Kocatepe filmimiz bizim yok. Maalesef yok, doğru. Ama bir yer, uluslararası yerlerde veya diğer yer diyoruz, Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklardayız. Atatürk burada bunu konuşlandırdı, bunun tartışmasını yaptı ama filmimiz yok. Biz nasip olursa Kocatepe filmimizi de uluslararası çapta çekeceğiz. Ve bununla beraber Afyonkarahisar'a bakın size ütopik bir proje bu olabilir. Ütopik ama çok basit bir şey bu. Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait bir film platosu yapacağız. Şimdi plato demişken şatoların yükseldiği veya efendime söyleyeyim uzay gemilerin uçtuğu bir yer değil burası. Aynı bizim coğrafyamıza uygun İstanbul Kilios'ta var. Coğrafya. Burayı
alanları belirleyeceğiz. Sanat yönetmenleriyle beraber... Şöyle, Plato demişken aklıma geldi Şükrü Bey. Mesela bizim Frig Vadimiz var biliyorsunuz. Evet. Çok son derece, yani bugün nasıl ki bir Kapadokya şeyse ondan sonra yani Türkiye içerisinde en önemli 500 kilometre karelik bir alan var. Evet. Plato demişken, hani mesela Frig Vadimiz var burada, kalemizin etrafındaki o Uğur Cami'nin o etrafındaki yerler var. Hakikaten güzel yerlerimiz var. Neden olmasın ki böyle bir şey yani Afyon'un şimdiye kadar? Gerçekten önemli ya, bu da hakikaten yani. Hakikaten şaşırıyor. Evet. Hakikat. Şimdi Frig Vadisi var, Nevşehir var diyoruz. Evet. Siz bunu biliyorsunuz. Frig Krallığı aslında Afyon'da, yani bizim şu anda coğrafya olarak bölgemizde kurulan bir yer. Nevşehir sadece bir ucu. Evet. Bizim peribacalarımızın çokluğu Nevşehir'in tam 7 katı. Evet. Doğru. Ama bir balon uçuruyorlar, 3000 euroyu alabiliyorlar. Biz uçuramıyoruz çünkü bilmiyoruz. Bildirtmiyorlar bize. Frig Vadisi tabii ki de çok önemli bir yerimiz bizim. Biz doğal güzelliklerimizi kullanamıyoruz beyefendi. Maalesef. Yani maalesef ki işte bir plato inşa etmek istiyoruz. Şimdi bu platoyu ben daha evvel de söyledim. Başka bir iki aday da plato yapacağız demiş. Şimdi platoyu şundan dolayı ben yapmak istiyorum. Benim işim sanat hukuku. Ben zaten film şirketlerinin avukatlığını yapan bu işi bilen bir insanım. Ve buradan ne kadar para kazanıldığını bilebilen bir insanım. Niye bizim belediyemizde olmasın? Şimdi bazı vaatler verilirken de bunun ne olduğunu bilmek lazım. Yani bilmiyorum hiçbir platoya gitmiş midir, gitmemiş midir. Ama biz hakiki bir plato yapacağız ve Afyon'a bunu hediye edeceğiz. Bir diğer sorumuz, bugün haberde okudum, ulusal bir haberde. Bir teyzemiz köpek saldırısına uğramış, Allah göstermesin kolunu kesmişler, yani elini kesmişler. Şimdi sahipsiz köpekler hakikaten bir sorun. Fakat bu sorunu biz köpekleri uyutalım veya köpekleri alalım, başıboş bir şekilde dağlara, ovalara atalım. Bugün olduğu gibi. Böyle bir şey yapamayız. Bu çünkü Allah'ın vermiş olduğu bir candır. Ve bu bazı şeylerin yapılmamasından dolayı bu kadar popülasyon büyümüştür bugüne kadar. Uyuttuk, oldu. Kısırlaştırmak da çözüm değil zaten. Kısırlaştırıp aynı aldıkları alana bırakılıyor. Aldıkları alana bırakılıyor ve o kısırlaştırmaların birçoğu yanlış yapılıyor. O köpekler orada ölüyor. Biz bunu biliyoruz. Öyle diyorlar, bu kadar köpeği kısırlaştırdık. Emin olun o köpeklerin %99'u ölüyor. Onun vallahi ukbada hesabını veremeyiz beyefendi. Bunlar çok sıkıntılı şeyler. Belediyecilik yaptım diye bir canın canını almak bu belediyecilik anlayışı falan değildir. Evet. Biz bu köpekleri toplayacağız. Bu köpekler sokakta başıboş gezemezler. Çünkü burası bir şehir. Biz bunları Konya yolunda efendime söyleyeyim orada Milli Park'ın orada bir özel idaremize ait bir yerimiz var bizim. Oraya biz bir hayvanat bahçesi yapmak istiyoruz. Fakat hayvanat bahçesinin anlaşılacağı şu değil. Hayvan hapishanesi. Böyle bir şey yok. Biz doğal yaşam alanı yapmak istiyoruz. Gerçekten kısırlaştırılmış, gerçekten türün popülasyonu istihdam haline getirilmiş, gözetimimiz altında ve belediye uygulamamızda 7 gün 24 saat kamerayla izlenebilen, belediye personelinin hayvana nasıl davrandığını görebildiğimiz, besin değerlerini takip edebildiğimiz, bir köpeğin yemeğe öne atıldı mı atılmadı mı bilebildiğimiz, Allah'ın emaneti olan cana sahip çıkabildiğimiz bir alan yapacağız. Köpeği uyutmak gibi bir lüksümüz olamaz. Allah da bir gün Allah göstermesin bizi uyutur, o zaman görürüz. Köpek sorununu çözeceğiz. Şimdi biraz önce de biraz girdim çıktım. Bir belediye külliyesi projemiz var. Şimdi bu nedir? Afyonkarahisar'ımızda trafik sorunu aldı başına gitti. Bu trafik sorunu 2-3 tane projeyle beraber atlatılabilecek bir sorun değil. Bizim merkezde belediyemize ait çok fazla kadememiz var. Belediyemizin kendisi var. Efendime söyleyeyim, dolmuştu. İlk sabah mesaiye başlandıkları ve mesaiye bitirdikleri duraklarımız var. Biz belediyemize ait tüm kademelerimizi ve belediyenin kendisini biraz önce bahsetmiş olduğum havalimanının karşısında il özel idaremize ait alana bir külliye halinde götürmek istiyoruz. Bunu da yapmaktaki amacımız belediyeyi tek elden kontrol etmek istiyoruz. Yani ağaç atölyemiz, fenişleri, o, bu, şu hepsi burada. Mazot masrafının çok aşağıda. Hepsi tek elden kontrol edilebilen ve Türk mimarisine uygun, Afyon'a yakışan bir belediye inşa etmek istiyoruz. Şimdi mevcut belediyemiz Afyonkarahisar, Mermer'in başkentindeyiz. Fakat biz herhalde alüminyum üretebilen bir şehiriz mi? Alikomantçı mıyız? Ne olduğumuzu ben bilmiyorum. Veya granitçi miyiz? Brezilya'da bir granit ocağımız mı var bilmiyorum. Gerçekten Afyon'a yakışan bir Türk mimarisine uygun bir belediye külliyesi inşa edeceğiz. Yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Bütün kademelerimizi götürüyoruz derken sadece iki kadememizi götürmüyorum. Birincisi itfaiyemiz şehre yakın olması lazım. İkincisi de Mezarlık İşleri Müdürlüğü. Mezarlık İşleri Müdürlüğümüzü olması gereken yerlere, mezarlıklarımızın yanına koyacağız. Hem şehrimizin cenazesi var,
birisi vefat etmiş yakınlarından, belediyeye geliyor. Evet. Cenazemi kaldırmaya. Ya adamın acısı var, sen onu ne hakla belediyeye getirtirirsin? Bir belediyenin cenazesi acısı olanın yanına gitmesi lazım. Bakın yine cenaze demişken şunu söyleyeyim. Mezarlıklarımıza gidin. 400'e yakın çeşme var orada. Hangisi çalışıyor? Kapalı. Kapalı. Daha geçen bir cenazedeydim. Emin olun marketten su götürdük. Marketten şehir merkezinde 5'lik su aldık. Cenazemizin üzerine dökmek için mezarlığa su götürdük yanımızda. Biz cenazemizi defnedemiyoruz. Mezarlıklar müdürlüğümüzü mezarlıkların yanına koyacağız. Bunların yanına da taziye evimizi koyacağız. Bir tane fırın koyacağız. Doğru. Orada şu anda mesela mevcut taziye evi yok mesela. Yok. Mezarlığımız. Mezarlık müdürlüğü orada değil ki, nasıl olsun? Tepede olsun, diğer yerde olsun. Su mesela. Yok efendim. Mezarlık müdürlüğü nasıl olsun? Adamın acısı var. Yemekle uğraşıyor. Bununla da uğraşmayacak. Fırın koyacağız oraya. Bükmemiz var, ağzı açığımız var, keşkeğimiz var. Ya bunlar çok ütopik şeyler değil. Belediye olarak biz yapacağız. Çünkü bizim bir hemşehrimiz vefat etmiş. Benim komşum vefat etmiş. Ona da belediye olarak 300 tane bükme veremiyorsak yazıklar olsun bize. Bunu biz yapacağız. Bir diğer konumuz tuvaletler. Bakın Afyonkarahisar 21. yüzyıl, 2024 yılı, uzay çağı. Böyle diyoruz. Berberler çağrısındaki tuvaletin durumuna bak. Alaca hamamın yanındaki tuvaletin haline bir bak. Bir daha garip bir şey söyleyeyim. Hemen yanında getirdim. Arif Yağcı hocamız, araştırmacı, gazeteci. Bundan tam 25 yıl önce şehrimizdeki anıtlarımızı, şehitliklerimizi yapmış. Evet. Buraya kültürel geziler düzenliyordu. Bana daha geçen kendisi anlattı. Ya Şükrü dedi, turistler geliyor dedi. Adamın tuvaleti var dedi. Gittik baktık, su donmuş. Su yok. Tuvalet yok. Adam bir daha demiş ki ben bu şehitliğe bir daha gelmem. Ne kadar acı. Bizim şehrimizde tuvalet yok beyefendi. Gerçekten modern. Bir gece sokağa çıkarsın sizinle beraber. Geçen gece yine dışarıdaydım. Hemen geziyordum şeyin önünde, Bankalar Caddesi'nde. Adam birisi de orada belli tuvaleti var yani, gidip geliyor. Dedim ne oldu, tuvalet kapalı. Ya 24 saat açık kalsın şehrin merkezindeki tuvalet. Ne olacak orada? Bir kişiye fazladan bir maaş fazla verelim. Tuvalet bu ya. Affedersiniz, burada bakın yine bir araştırmayı söyleyeyim size. Türk erkeklerinin %45'i 45 yaştan sonra prostat oluyor. Affedersiniz, yaşlılarımız altına yapsın diye uğraşıyoruz biz belediye olarak. Bak bu kadar net konuşuyorum, ben samimiyim. Biz bunları çözmek istiyoruz. Ben size mega projelerle gelmedim. Biz gerçekten sıkıntıları çözmek için buradayız. Efendim yine bir sıkıntımız, yine tespitimiz. Gastronomi şehriyiz. Yazdık. UNESCO'dan gastronomi şehrini aldık. Şimdi ben size şunu anlatmak istiyorum. Bizim şehrimizin adı Afyonkarahisar. Afyon'da Latince opium, yani haşhaş. Biz ismimizi bir bitkiden aldık. Gastronomi şehri olan bir şehirde haşhaş yağının coğrafi işareti yok. Bükmenin coğrafi işareti var, ağzı açın coğrafi işareti var, gömmenin coğrafi işareti var, keşkeğin coğrafi işareti var, haşhaş yağının yok. Şimdi bunları saydım da niye bu yok? Bunların hiçbiri haşhaş yağı olmaz, o lezzete ulaşamaz. Biz en temel şeyi görmezden geliyoruz. Biz gastronomimizi hak ettiği yere çıkartmak istiyoruz. Ve bakın size şunu söyleyeyim. Dünyanın her yerinde Michelin yıldızlı lokantalar var. Michelin bizim bildiğimiz araba tekerleği üreten bir firma. Zamanında Michelin yıldızlandırmış lokantaları. Ve arıyoruz, diyoruz ki işte şu lokantaya gidelim. 3 hafta sonra yerimiz var. İsterlerse bizi alıyorlar. Biz Michelin yıldızını yerli ve milli diyoruz, çöpe attık. Biz Afyonkarahisar'da önce, akabinde tüm Türkiye'de Karahisar yıldızını buradan ilan ediyor. Lokantalarımızı Karahisar yıldızına göre yıldızlandıracağız. Türkiye'mizde yaşayan uluslararası ve bağımsız gastronomlarla yıldızlandıracağız. Bu lokantamız 5 yıldızlı. Bu lokantamız 4 yıldızlı. Bu lokantamız 3 yıldızlı. Ve bunu uluslararası, Türkiye manasında da devreye sokmak istiyoruz. Çünkü hakikaten bizim lezzetlerimizi bilmiyor insanlar. Gastronomi dendiği zaman akla Gaziantep geliyor. Ya etin başkentiyiz, sütün başkentiyiz, kaymağın başkentiyiz. Ya Allah aşkına 80 vilayet toplansın, bizim kadayıfımızın arasına kaymak sürüp bu lezzeti 80 vilayette şey yapamazlar, bunu üretemezler. Bu lezzetler bizde. Biz tanıtamıyoruz, biz tanıtım özürlüsüyüz. Biz önce kendimizi tanıtacağız. Biz önce kendimizi tanıtacağız. Biz çünkü kendimizin kuvvetinin farkında değiliz. Biz ancak halen daha diyelim ki kavşak değiştirelim,
şerit değiştirelim, işte efendime söyleyeyim, şunu yapalım, bunu yapalım. Ne olduğunu sizler biliyorsunuz. Bizim bunlarla derdimiz yok. Memlekete faydalı olan bir şey varsa yapacağız. Ama önce kendimize kendimizi tanıtacağız. Akabinde kendimizi Türkiye'yi tanıtacağız. Akabinde kendimizi dünyaya tanıtacağız. Bakın, Almanca yani harici yerde yaşayan hemşehrilerin sayısı en fazla olan şehirlerden birisi Afyonkarahisar. Hatta yurt dışında bile şunu diyorlar, duymuşsunuzdur. Türkiye mi büyük, Emirdağ mı büyük? Evet. Böyle bir şehiriz biz. Orada bizim derneklerimiz var. Geçen bir dernek beni ziyarete geldi. Dedi ki her ayın 3'ünde bükme günü yapıyoruz. Bakın Almanya'da yapıyorlar bunu. Oradaki derneklerimizle iletişime geçeceğiz. O dernekler bizim kendi derneklerimiz. Benim komşumun derneği, benim arkadaşımın derneği, benim hemşehrimin derneği. Biz dünyaya da kendimizi tanıtacağız o derneklerle. Ve 80 vilayette otobüslerimiz, gastronomi otobüslerimiz hazırlayıp 80 vilayetin kent meydanlarında belirli aralıklarla Afyonkarahisar'ı tanıtan projeler yapacağız. Bakın burası Türkiye'de, ben iddia ediyorum ya, Afyonkarahisar'dan geçmeyen vatandaş sayısı çok azdır. Ben her yere denk geliyor. Ya Afyon'dan geçtim de sizin o özleyin orada, oradan geçtik. İçeriye girmiyor. İçeriye girmiyor. Bilmiyor. Karahisar kalemizi görmemişler. Yani elimizde böyle bir kale var. Dünya üzerine topla tüfekle fethedilemeyen 7 kaleden bir tanesi. Böyle bir estetik güzelliği var. Böyle bir tarihsel ve efendim motifi var. Biz bunu tanıtamıyoruz. Hala asansör mü yapalım, teleferik mi yapalım? Sen önce bir kaleyi bir tanıt bir. Bu kale ne? Osmanlı'da kullanılmış, Selçuklu'da kullanılmış, Germiyanoğulları'nda kullanılmış, Hititler'de kullanılmış, Friklerde kullanılmış, Roma'da kullanılmış, Bizans'ta kullanılmış. Bak, saydığımız devletler dünya standartlarında hep tanınan, takip edilen. Senin burada kalem var bunlara ait. Biz işte kale. Bu da bizim kalemiz diyoruz. Dediğimiz gibi bunlara sahip çıkmak istiyoruz. Çünkü Afyonkarahisar bakın sahipsiz değil. Yerel sanatçılarımız var. Bir tane yerel sanatçılar derneği var. İsmini tam olarak söylemeyeyim. Onlara ziyarete gittim. Bana dediler ki, vallahi başkanım dediler, Allah razı olsun. Bugüne kadar ne aday ne başkan bize gelmediler. Bu arada hani de yerleşim alanı çıktı. Genetik inşaat sırasında bir yerleşim alanı çıktı. Evet. Gelmediler dediler. Ya yerli sanatçılarımız var, yerel sanatçılarımız var bizim. Efendim çiftetelimiz var, kırkavamız var, çalma eserlerimiz var. Bir ikincisi, bakın şunu da söyleyeyim. Biz Türkiye'de ve dünyada Konya'dan sonra ikinci en önemli Mevlevi şehriyiz. Ne yapıyoruz biz? Cuma günü cuma namazımızı kılıyoruz orada veya Kırkatinde Aşure-i Muharrem'de yapıyoruz, bitti. Sultan Divani'nin, Mevlana Celaleddin Rumi'nin yapmış olduğu eseri biz bu iki meseleye sığdırıyoruz. Biz tekrardan Mevlevi kültürünü Afyonkarahisar'da hak ettiği yere çıkaracağız ve Mevlevi Vakfı olarak Şebi Arus'tan bir gün önce burada başlayacağız ve buradan Konya'ya gideceğiz. İki şehir arasındaki etkileşimi de arttıracağız. Ya böyle bir Mevlevi hanemiz var. Kullanan yok. Dediğimiz gibi ana hatlarımızla durum böyle. Şunu söylemek istiyorum sadece. Evet. Sevgili hemşehrilerim, basit gibi görünüyor olabilir veya efendim söyleyeyim çok büyük projeler gibi görünmüyor olabilir ama bunlar bizim yaralarımız. Bunlar bugüne kadar yapılmadı. Biz bunları yaparsak bakın emin olun Afyonkarahisar çok farklı bir noktaya gelecek ve beni seçerken şunu ben size söylemek istiyorum. Zaten yapmakla mükellef olduğu hizmetleri benim belediye başkanlığım döneminde tabelalarla bunu yaptık, şu kadar metrekare yaptık, bunu yaptık gibi bir reklam yapmayacağım size. O zaten Allah'ın emri. Yani benim bu sebeple belediye başkanı seçiyorsunuz. Böyle yaptık, ettik vesaire değil. Ben gerçekten yapılması gereken şeyi yapmak istiyorum. Evet, bazı adaletsizlikler oluyor olabilir ama ben sizlerden birisiyim. Afyonkarahisar'ımızda 90 dakika süren maçta 90 dakika koşmanın niyetindeyim. Dolayısıyla da burası demokratik bir ülkedir. Kime oy vermek isterseniz pek tabii verebilirsiniz ama iki kere düşünün. Değerli izleyenler, Şükrü Sarıdere'yi tanıdık. Gerçekten güzel, kayda değer projeleri vardı. Başkanım ben o zaman son olarak size bir soru soracağım. Buyurun. İlde tarih, turizm, kültür, spor şehriyiz diyoruz. Gastronomi evet. Şehri diyoruz. Sporda maalesef biraz sıkıntılı zamanlar yaşadık. İki tane takımımız ligden çekildi biliyorsunuz. Futbol takımı ve voleybol, basketbol takımı da keza öyle. Bunlarla ilgili bir projemiz olacak mı inşallah ilerleyen zamanlarda? Nasip olur da belediyeyi alırsanız. Tabii ki de. Şimdi biz bir kere spor sadece futboldan ibaret değildir. Evet. Bunu bir kere bilelim.
bilmemiz, ya anlamamız lazım. Ben size Afyonspor'umuzu Süper Lig'e çıkartacağım veya işte Manchester United'a kazandıracağım gibi bir vaatle gelmedim. Her şey eğri oturalım, doğru konuşalım. Fakat bugüne kadar büyük takımlar şunu yaptılar. Kendi altyapılarını kendileri yetiştirdiler. Bizde böyle bir şey yok. Biz kendi altyapılarını kendileri yetiştirebilen bir yapı kurmak istiyoruz. Afyonkarahisarlı gençlerimiz bizim futbol oynayamıyor mu veya futbol bilmiyor mu? Alasını biliyorlar. Fakat değerlendiremiyoruz. Bakın bir spor bir memleketin refahını gösterebilen bir şeydir. Biz bununla alakalı yapılması ne gerekiyorsa yapmak niyetindeyiz. Belediye attık, yönetimi verdik birilerine. Onlar yönetsinler. Ya voleybolumuz vardı. Başarılıydık biz. Parasızlıklardan, imkansızlıklardan düştük. Basketbolumuz vardı ve başarılıydık. Bu imkansızlıklara rağmen paramız yoktu. İmkanımız yoktu. Düşürüldük. Düştük. Futbolda keza öyle. Niye dikiş tutmuyor bunlar bugüne kadar? Çünkü biz işi ehline vermekte veya başka şeylere para ayırabilirken onu ayırmamakta güçlük çekiyoruz. Ya bakın bir şehrin belli başlı şeyleri vardır. Öncelikle bunu zaten şöyle en başından söyleyeyim. Biz bir kere belediyecilik kavramını Tanzimat'tan sonra ülkemize geldi. Daha öncesinde belediyeleri Osmanlı'da kadılar yönetirdi. Belediyecilik kavramı Fransa'dan geldikten sonra biz bunu Türk belediyeciliğine çevirdik. Bunun da 7 temel esası vardır. Birincisi mahallin sükununu ve rahatını sağlayabilmek. İkincisi terazi ve tartı sistemlerini kontrol edebilmek. Üçüncüsü neyin yanlış, neyin doğru olduğunu göstererek mesela sokağa tükürme. Bu bir kabahatler kanunu. Tükürüyorsan cezalandır. Bunun gibi belli başlı temel şeyleri vardır. Sporuna, sanatına ve kültürüne sahip çıkmak. Biz ne sporumuza sahip çıkan bir belediyeyiz, ne sanatımıza sahip çıkan bir belediyeyiz, ne kültürümüze sahip çıkan bir belediyeyiz. Biz evvela bunlara sahip çıkmamız lazım. Spor bizim için önemli yerlerden bir tanesi. Biz kendi altyapısını kendi yetiştirebilen, kendi imkanlarıyla büyük işler başarabilen bir takım oluşturma hayalindeyiz. Bu imkanları belediye verecek. Yani bunu proje olarak söylemiyorum bile. Bu çünkü belediyenin asli vazifesi. Yani bakın tartı ikinci meselemiz. Şunu da söyleyeyim bitireyim. Belediyenin asli vazifelerinin ikincisi belediyesindeki ölçü ve tartı sistemlerini kontrol edebilmektir. Çok basit bir şey değil mi? Bugün pazarcımızın ve küçük esnafımızın tartı ve ölçü aletlerinin 380 Türk lirası karşılığında özel bir şirket yapıyor. Bir pazarcının 4 tane tartısı varsa 1560 TL'ye yapar. Bunu zorunlu olarak vermek zorunda. Yoksa tartı kullanamaz. Şimdi belki 1560 TL bu enflasyonda küçük bir rakam oluyor olabilir. Fakat bir pazarcı için büyük bir rakamdır. Biz olması gerektiği gibi kendi bünyemizdeki zabıta ekiplerine yaptıracağız ve ücretsiz yaptıracağız. Ayarlarımıza geri dönelim. Olması gereken şekle geri dönelim. Ben size olması gerekeni olması gerektiği gibi yapmayı taahhüt ediyorum. Ütopik şeyler taahhüt etmiyorum. Bana el verin, gelin bunu beraber yapalım. Ben sizin evladınızım, kardeşinizim, yeğeninizim, akrabanızım, evinizin çocuğuyum. Peki. Sayın Şükrü Sarıdere'ye çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğu bilgilerden dolayı. Biz de efendim kendisine çıkmış olduğu bu yolda başarılar. Çok teşekkürler, eksik olmayın.